Hamileler varsa şimdi ya. 12 burcun 2013'teki genel durumunu gördük ya. Şimdi Dinçer sana bütün burçları tek tek soru cevap, soru cevap. Neyle başlıyoruz? Hangi burç? Koç. Koç. Aşk hayatı 2013. Mayıs, Haziran şanslı. Boğa. Devam. Boğa. Boğa özellikle Nisan ayı çok şanslı. İkizler. İkizler burcu Temmuz ayı inanılmaz şanslı, çok keyifli. Yengeç. Yengeç Ocak ayı muhteşem. Güzel. Aslan özellikle Kasım sonu Aralık başı harika. 5 yıldızlı. Bir sene bekleyeceğim. Ay, var, bayağı kalmadı yani. Bir sene Kasım var. Diyor, aa, bir sene var. Ama bir sene bekleyeceğim. Bir sene bekleyeceğim. Başak burcu özellikle Temmuz ayının ilk 2 haftası 5 yıldızlı bir gün. Terazi. Evet, terazi burcu zaten her an evlenebilirler artık onlar. Aa. Çok hazırlar. Hmm. 2013 genel şeyi hattı onlar için gayet güzel açıkçası. Akrep burcuna geldiğimiz vakit ise çok aşk görmüyorum, onu söyleyeyim hemen. Hmm. Açık ne yazık ki onlar daha büyümeleri ve olgunlaşmaları gerekiyor ilişkiler bazında. Yay burçlarına geldiğimiz vakit Mart ayı muhteşem. Muhteşem. Oğlak. Oğlak burcu ise özellikle Haziran ayı harika. Kova burcu ise zaten genel anlamda aşk anlamında bir aşk senesi geçirecekler. O yüzden muhteşem. Her balık. An şans içerisinde. Balıklar az ya önce balık. Söylemiş olduğum gibi hani çok büyük şeyler beklemesinler 2013'te aşktan, paradan. Oğlum ve... Oğlum sen paradan, işten ve sağlıktan. Yani. Evet, onlar nispeten daha iyi olacak süper, ama en bomba tarih yine de balıklar için Şubat ayı. Doğum ayımız yani. Evet, doğru. Şubat ayı. Yani hemen şu gelecek Şubat ayı mesela. İki ay kaldı, iki ay. İki ay sonra ne olacak yani. Mesela? Bilmiyorum, programdan sonra konuşuruz. Peki, hemen gene başa alıyorum. Hemen sağlıkları söyle. Koçlar. Hemen koçlar özellikle kafa bölgesine dikkat etsinler medikal astrolojiye göre. Hmm. Gözler, kaşlar, kulaklar, dudaklar, ağız, burun, çene bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Diyet. Boğaz diyet zamanları ise. Çocuğum. İyice şey oldum burada elim ayağıma. Çocuğum, elim ayağıma etti. Karıştı. Evet. Koç burçları 27 Mart ile 3 Nisan arasında diyet yapabilirler. Çok daha hızlı bir şekilde kilo verebilirler. Peki. Bunun nedeni ise bu dolunay zamanlarıdır. Dolunay zamanı vücuttan hızlı bir şekilde ödem atılır. Hızlı bir şekilde kilo verir. Boğa burcu özellikle boyun kısmına dikkat etmeleri gerekiyor. Hmm. Bademcikler, boyun, ses telleri. Onların diyet zamanları ise 25 Nisan ile 1 Mayıs arası. En böyle 5 yıldızlı tarih. İkizler. İkizler, eller, kollar, sinir sistemi. Sınava tabi tutulmuş gibi oldum ya. Ama süper gidiyor. Evet. İkizler burcu 25 Mayıs ile 1 Haziran arası. Muhteşem diyet yapmak için harika tarihler. Yengeç burcuna geldiğiniz vakit ise onlar göğüs bölgelerine ve midelerine daha dikkat etmeleri gerekiyor açıkçası. Hı hı. Onlar için diyet için en güzel tarihler 23 Haziran ile 30 Haziran arası, yine 5 yıldızlı tarih olarak 2013'te tarihe sayfalarına altın harflerle yazdırıyorlar bu tarihleri. Aslan. Aslan, saç, kalp ve omurilik özellikle sırt. Onlara daha dikkat etmeleri gerekiyor. 24 Temmuz ile 31 Temmuz arası diyet yapmak için muhteşemdir. Başaklar, bağırsak ve sindirim sistemi özellikle onların hassastır. Onlar ise 21 Ağustos ile 30 Ağustos arası diyet yapmak için harika bir dönem. Teraziler bel bölgesi ve böbrek medikal astrolojiye göre hassas olduğu noktalardır. Hı hı. Onların diyet zamanları ise 19 Eylül ile 26 Eylül arasıdır. Süper. Akrep ise genital bölgeler daha hassastır açıkçası. Ve hatta 19 Ekim ay, ile 26 duruşun. Ekim arasında... Öldü çocuk. Vallahi çocuk öldü. Evet. Daha çok öleceğim. Evet, devam. Durmak yok. Akreplerin 19 Ekim ile 26 Ekim arası diyet yapmak için en uygun ve güzel zamanları açıkçası. Hı hı. Yaylar baldırlarına, kaba etlerine ve kaslarına dikkat ediyor. Kaba et derken? Hani, i̇şte baldırlar, işte selülitin olmuş olduğu bölgeler vesaire. Hı hı. Onlar da 17 Kasım ile 24 Kasım arası diyet yapmak için en güzel dönemler. Oğlak. Ve oğlak, onlar diz, diş, kemik. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor medikal astrolojiye göre özellikle. Onlar 17 Aralık ile 24 Aralık arası diyet yapmak için gayet güzel tarihler. Ve kova burcum özellikle baldırlara ve diz kapağı ve altındaki ayaklara kadar olan bölge onların hassastır.
Bir de tansiyon, kan dolaşımı ile ilgili sorunlara karşı dikkat etmeleri gerekir. Onların 23 Ocak ile 3 Şubat arası bu sene 2013 senesi diyet yapmak için muhteşem balık ayaklara dikkat etmesi gerekiyor özellikle. Ayak bilekleri, ayaklar, hatta ayakkabı seçiminde oldukça dikkat etmeleri gerekir balık burçlarının. 26 Şubat ile 3 Mart arası da diyet yapmak için en güzel zamanlar. Niye? Çünkü ay küçülüyor. Hızlı bir şekilde kilo verebilirsiniz. Efendim, 26 Şubat 3. Çok sıcak.